Remzi ya, çocuklar da yattı ama benim hiç uykum yok. Acaba yine film mi seyretsek? Öyle mi diyorsun Kadriye? Evet Remzi. Zaten öğleden sonra biraz kestirmiştim. O yüzden de şu anda hiç yatmak ve uyumak istemiyorum. İyi madem Kadriye. Zaten çocuklar da yattı. Gece de epey geç oldu. Rahat rahat film seyrederiz. Peyam baba rahatsız olmaz değil mi? Yok yok, o çoktan horlamaya geçti bile. Anne! Ay ne oldu kızım? Ben seni uyudun sanıyordum. Anne ya, benim bir sorunum var. Artık bunu size söylemek istiyorum. Hayırdır kızım, çok merak ettim. Ne söyleyeceksin? Sen de mi film izlemek istiyorsun yoksa? Anne, ben uyuyamıyorum. Nasıl yani Canan? Kaç gündür uyuyamıyorsun mesela? Ya aslında size söylemek istemedim. Ama tam bir haftadır gözüme uyku girmiyor vallahi. Allah Allah, neden acaba kızım? Yoksa yatarken çay kahve falan mı içiyorsun? Yok baba. Tabletten film falan mı izliyorsun Canan? Onlar da uyku kaçırır da. Hayır anne, o da değil. Kızım daha küçüksün. Uyku ilacı falan da alınmaz ki. Bir şey düşün Remzi. Ne yapsak acaba? Benim bir fikrim var aslında Kadriye. Hadi gelin Necati'ye gidiyoruz. Gecenin bu vakti niye gidelim şimdi Necati'ye? Kadriye, farklı bir mekanda, farklı bir yerde masal okursak bence uykusu gelebilir. Olur baba olur. Ben varım. Hadi hemen gidelim. Hatta gittim bile. Ay Remzi, ne iştir açıyorsun başımıza. Sen gelme istersen Kadriye. Ben götürürüm Canan'ı. Öyle mi diyorsun? İyi gelmeyeyim o zaman. Tamam Kadriye, sana iyi filmler. Görüşürüz. Hay Allah, gitse miydim, gitmese miydim? Bir yanda Canan, bir yanda Necati. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Bilemedim ki ne yapsam ne etsem acaba. Film de çok heyecanlı gidiyor ha. Neyse, fikir değiştirirsem belki giderim. Allah Allah, kim geldi bu saatte acaba? Tam da uyumak üzereydim. Necati aç, ben Remzi. Acil durum. Ne? Remzi? Geliyorum hemen. Remzi, Canan, ne işiniz var gece vakti benim evimde? Sorma Necati, Canan için geldik. Çareyi sende bulmak istiyoruz. Canan tam bir haftadır uyuyamıyormuş. Remzi, ben ne yapabilirim peki? Bende uyku ilacı falan yok ki. Canan'a diyorum, şöyle güzel bir masal anlatsan. Belki uykuya dalar, ne dersin? Masal mı? Olabilir aslında. Canan, sana kırmızı başlıklı kızı anlatayım mı? Ne dersin? Süper olur Mirket amca. Vallahi gözlerim kan çanağına döndü uykusuzluktan. Belki bir faydası dokunur. Tamam Canan. O zaman şöyle güzel bir uzan bakalım. Evet, kitabımı elime aldım. Hazırsanız masala başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane kırmızı başlıklı bir kız varmış. Kırmızı başlıklı kızın annesi çok güzel kurabiyeler, kekler pişirmiş. Ve kızına demiş ki, sevgili kızım, şu yaptığım kurabiyeleri ormanın içinde oturan anneme götürür müsün? Ama anne ya, benim bir sürü dersim vardı. Tamam kızım, gelince derslerini bir bir yaparsın. Şimdi benim annemin o kurabiyelere ihtiyacı var. Hem de seni çok özlemiştir. Hadi bir koşu götürüp geliver. Anne ya, Şakir götürse olmuyor mu? Niye ben götürüyorum? Kızım masal böyle, Allah Allah. Senin götürmen gerekiyor. Çünkü kırmızı başlık sende. Peki anne ya, tamam götüreyim. Yalnız ormanda giderken etrafına dikkatli bak. Seni takip eden bir kurt, bir canavar olmasın sakın. Ormanın içi kötülüklerle dolu. Çiçekleri koklayayım derken sakın yoldan sapma. Tamam anne, merak etme. Geç olmadan çantamı ver gideyim o zaman. Al kızım, kurabiyeler bu çantanın içinde. Dediğim gibi çok dikkatli ol. Tamam anne, merak etme. Akşama dönerim herhalde. Hoşça kal. Demiş ve ormanın yolunu tutmaya başlamış. Ormanda yürürken gerçekten de annesinin dediği gibi birçok çiçek ve birçok ağaç görmüş. Ama annesinin öğüdü gelmiş aklına. Ben en iyisi bunları pek koklamayayım ya. Bir an önce gideyim bari. Demiş.
Ama bilmediği bir şey daha varmış. Arkasında Tredirix, pardon, bir tane kurt adam onu takip ediyormuş. Vay, ormana bir tane kırmızı başlıklı kız gelmiş. Acaba çantasında neler var? Karnım da çok aç, görüyor musun? En iyisi ben onu takip edeyim. Kim bilir çantasında neler vardır. Ve kırmızı başlıklı kızı takip etmeye başlamış. Kırmızı başlıklı kız her şeyden habersiz anneannesine doğru ilerliyormuş. Ve bir ses duymuş. Hey kırmızı başlıklı kız, nereye gidiyorsun böyle? Hiç. Anneanneme gidiyorum. Çantamda bir sürü kurabiye var. Ona götüreceğim. Ya ne güzel ne güzel. Ben de seninle birlikte geleyim mi? Oo, olmaz. Annem yabancılarla konuşma dedi. Geç kalıyorum. Benim bu kırmızı başlıklı kızı geçmem gerekiyor. Ondan önce anneannesinin eline varmam gerekiyor. Anneanne, anneanne. Aç kapıyı, ben geldim. Kırmızı bantlı kız. Demiş ve anneannesi kapıyı açar açmaz içeri girmiş. Kırmızı başlıklı kız her şeyden habersiz anneannesinin evine varmış. Anneanne, anneanne, ben geldim. Kırmızı başlıklı kız, torunun. Sana neler getirdim neler. Kapıyı açar mısın? Allah Allah, kapı da açıkmış. Herhalde ben geldim diye açtı. Merhaba anneanne, ben geldim. Anneanne, sen ne kadar değişmişsin böyle. Senin gözlerin niye bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Anneanne, peki ellerin neden bu kadar büyük? Kurabiyeleri daha iyi yiyebilmek için. Anneanne, senin ağzın neden bu kadar büyük? O nefis kurabiyeleri daha iyi yiyebilmek için. Hayır, hayır. Benim anneannem böyle demezdi. Sen benim anneannem değilsin. Anneannem, anneannem nerede? Nereye sakladın onu? Demiş ve kırmızı başlıklı kız her yerde anneannesini aramaya başlamış. Acaba büfenin içine mi koydun? Hayır, burada yok. Koltukların altında olabilir mi? Orada da yoklar. Peki sehpanın altında olabilir mi? Hayır, orada da yok. Ne yaptın anneanneme? Çabuk söyle. Çığlıkları duyan bir tane oduncu hemen kırmızı başlıklı kızın yanına gelmiş. Ne oldu kırmızı başlıklı kız? Niye bağırıyorsun? Anneannen nerede? Galiba bu kurt anneannemi saklamış oduncu amca. Bana yardım eder misin? Biliyor musun? Yanımda bir sürü kurabiye var. Anneannemi bulunca bir de çay demler, beraber yeriz. Sen merak etme kırmızı başlıklı kız. Anneanneni hemen bulacağım. Söyle bakalım kurt efendi. Nereye sakladın anneanneyi? Eğer söylemezsen ayaklarının altını çok fena gıdıklarım ona göre. Hayır hayır. Sakın böyle bir şey yapmayın. Ben çok gıdıklanırım. Hatta krize girerim. Kurabiye falan istemiyorum. Vazgeçtim. Buzdolabının içinde. İmdat. Demiş ve ortamı terk etmiş. Süpersin oduncu amca. Anneannemi de bulup hemen bir çay demliyorum. Ve anneanneyi de bulup çayla beraber kurabiyeleri löpür löpür götürmüşler. Ama Necati ya, gerçekten masal böyle değildi. Çok değiştirdin ha. Remzi, benim duyduğumu sen de duyuyor musun? İnanmıyorum Necati. Canan, horlamaya mı başladı? Süpersin Necati. Tam bir haftadır gözüne uyku girmiyormuş. Kızımı da uyutmayı başardın ya. Dile benden ne dilersen. Emin misin Remzi? Eminim Necati. Remzi, karnım çok aç benim. 5 tane lahmacun, 3 tane dürüm, 2 tane Adana, 2 tane Urfa, 1 tane tavuk şiş, 1 tane kadayıf, 1 tane sütlaç, 1 tane kazandibi, yanında da katmer istiyorum. Aa, bir dakika, salataları unuttum. 1 tane çoban salata, 1 tane haydari, 1 tane köz patlıcan salatası, sahlep, mahlep, tuz, karabiber. Yalnız Necati, baharatlara geçtin. Pardon, ben saymaya devam edeyim o zaman. Alacağım mı gerçekten Remzi? Tüh ya, unuttuğum bir şey var benim. Neymiş Necati? Bu saatte açık restoran olmuyor ki. Hay Allah Necati, şansına küs. Ne yapalım artık?